arkadaşlarım selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Az önce Instagram'dan paylaştım ama beni Instagram'dan takip etmeyip YouTube'dan da çok takip eden bir kişi olduğunu biliyorum. O yüzden ona benzer bir videoda YouTube için çekeceğim. Yani artık biliyorsunuz definasyona başladık. Yani 15 Ocak itibariyle tam anlamıyla definasyona başladım. Bugün 16 Ocak. Ve definasyonda ilk adım olarak böyle bir şeyler söylemek istiyorum. İşte eğer definasyona başlayacaksanız ilk adım neler olmalı? Şimdi öncelikle süt ürünlerini çıkartmanız gerekiyor. Neden? Çünkü süt ürünleri deriyi kalınlaştırdığı doğru ama şimdi eğer bahtaysanız süt ürünlerini kullanmamazlık yapmayın. Çünkü hani yağ oranını %5'e, %4'e, %6'ya indirme gibi bir amacınız yoksa süt kullanmamazlık yapmanız tamamen anlamsız olur. Yani bak döneminde ben kesinlikle sütü öneriyorum. Özellikle yoğurdu öneriyorum. Kesinlikle kullanmalısınız. Süt güç gelişiminin kesinlikle vazgeçilmez bir özelliğidir diyebilirim. Şeyden bahsediyoruz. Definasyondan bahsediyorduk şimdi. Definasyonda dostlarım antrenman. Ben şimdi antrenmana gideceğim. 20 dakika sonra yarım saat sonra antrenmana gideceğim. Antrenmandan önce kullandığım supplementleri size paylaşmak istiyorum. Önümde gördüğünüz gibi bir L-karnitin var. Bu L-karnitin 4000 mg. Yani biraz ileri seviye L-karnitin var. L-karnitin biliyorsunuz yağ yakar. Şu şekilde yağ yakar. Vücutta depolanmış olan, yani vücuda yapışmış olan, yani vücutta olan yağ moleküllerini enerjiye çevirerek dolaylı yollardan yağ yakmayı sağlar aslında. Bence gayet açık bir şekilde anlattım. Antrenmandan önce hatta bu sade kahveyi her zaman kullanabilirsiniz. Hani definasyonda da bulk'ta da her zaman kullanabilirsiniz. Şeker bulk'ta olmaması gerekiyor. Ama arada bir tabii çikolata falan yapabilirsiniz. Büyük çikolatalar değil. Böyle bir kare çikolata olabilir. Şunu söyleyeyim burada bir parantez açayım. Ne kadar temiz o kadar iyi dostlarım. Bunu da unutmayın. Ne kadar temiz yaparsanız bulk'ı da definasyonu da o kadar iyi. Gün içinde yaklaşık 4,5 litre, 5 litre su içiyorum. Bunu antrenman saatlerimi sabah bir antrenman yapıyorum. Sabah kardiyo yapıyorum erken kalkıp. Ve 8 saat sonra antrenmana gidiyorum. 8-9 saat sonra antrenmana gidiyorum. Kullandığım supplementlerden bahsetmiştim. Bu arada yemeğim her zaman yanımda. Çünkü definasyon döneminde dışarıdan yeme gibi bir lüksünüz olmamalı. Çünkü çok ufak hesaplar yapıyorsunuz. Yani ben yarışma kapısından bahsediyorum. Eğer yarışmaya girmeyeceksiniz hiç bu kafalara girmenize gerek yok. Burada gördüğünüz gibi supplementim var benim. Antrenmandan önce içtiğim supplement arginin var. Yarım ölçek protein tuzu var. BCA var. Betalimin var. Aminoasiti söyledim. Bu kadar. Ama şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Evet, baktayken aromalı supplementler kullandım. Yani ne bileyim çilekli BCA, karpuzlu BCA falan kullandım ama definasyondayken çünkü onların da içine biraz şeker kattıkları için definasyondayken şeker kullanmamanız gerekiyor. Hani herkesin bildiği supplementler vardır. Böyle bazen glutamin alırsınız tadı iğrenç olur. Ne bileyim arginin alırsınız tadı iğrenç olur. Bunlar aslında saf supplementlerdir. Aynı kreatin gibi. Mesela kreatinin aromalı olanını da görmedim ben. Hepsinin tadı kreatin gibidir. Bunlar da öyle. Yani o saf supplementlerden. Sadece protein tozu da öyle. Protein tozu da isolate. Yani şeker oranı olabildiğince düşürülmüş protein tozu. Yani dostlarım şekerin ne kadar her cümlemde şeker yok, şeker yok, şeker yok dediğimi görüyorsunuz siz de. Sütü kestik. İlk adım olarak sütü kestik. Sütü zaten ben bir ay önce falan kestim. Tam anlamıyla başladım definasyona dedim. Başladım ve neler yaptığımızı da söylüyorum. Sabah kardiyolarına başladım. Aksatma gibi bir lüksüm yok. Antrenmandan sonra kardiyo yapıyorum. Antrenmandaki set aralarımı biraz kısalttım. Dinlenme sürelerimi biraz kısalttım. Başka söyleyeceğim şimdilik bir şey yok. Eğer aklıma gelirse definasyon için söylemek istediklerim videosunun ikincisini çekerim ve ilerleyen zamanlarda sertleşen diyetimi sizlere paylaşacağım. Böyle artık diyeceğim artık bunu böyle yapmaya başladım, bunu böyle yapmaya başladım diye size bütün videoları çekip aktaracağım. Son olarak da söylemek istediğim bir şey herhangi bir şeyi
fazla yeme gibi bir lüksüm yok destinasyondayken. Mesela kuru yemiş. İşte ne kadar yemem gerekiyor? Bir öğün, bir öğünde yaklaşık 40 gram badem yemem gerekiyor mesela. Sağlıklı yağ vücudumda olsun diye. Definasyondayken mesela 40 gramdan bazen abartıyorduk yani. Elimiz alışıyordu, öyle sürekli yiyorduk. Belki de yanında da bir BCA varsa, çay varsa gidiyordu yani. Ama definasyonda kesinlikle böyle bir lüksümüz yok. Eğer 40 gramsa 41 gram olmamalı. Sağlam define olmak istiyorsanız. Dediğim gibi bu her zaman yarış kafası. Ama diyorsanız benim vücudum işte yağ oranım %8'e düşsün, %9'a düşsün diyorsanız inanılmaz kendinizi kasmanıza gerek yok. Böyle minik minik sabırlı bir şekilde kardiyoyu arttırarak, set aralarındaki dinlenmeyi kısarak ve temiz beslenerek aslında bunu yapabilirsiniz. Ben uçukları anlatıyorum size. Artık yarışma kafasını anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tamamen temiz beslenmeniz gerekiyor. Yemeniz gereken herhangi bir mikrodan ve makrodan kesinlikle fazla almamanız gerekiyor. Yani protein, atıyorum günlük 100 gram protein almanız gerekiyorsa 100 gramı geçmemeniz gerekiyor. Atıyorum 100 gram karbonhidrat almanız gerekiyorsa 100 gram karbonhidratı geçmemeniz gerekiyor. Yine örnek veriyorum, 100 gram yağ almanız gerekiyorsa kesinlikle 100 gram yağı geçmemeniz gerekiyor dostlarım. Olması gerekenden birazcık az yemeniz gerekiyor. Burada işte profesyonel destek almanız çok önemli. Çünkü bu dönemde bilinçsiz yapılan en ufak bir şey kas kaybına neden olabilir. Kas kaybetmek aslında çok zor bir şeydir. Yani kolay kolay kas kaybı olmaz. Ama definasyon dönemi uzun bir süreç olduğu için ve çok ince bir çizgi olduğu için biraz zordur. Benden de destek alabilirsiniz. Eğer uzaktan eğitim istiyorsanız benden Instagram'dan ben de iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram hesabım yazıyor zaten. Definasyon ilk adımında söylemem gerekenler bunlar. Söylemek istediklerim bunlar. O zaman bu videonun şerefine L-Carnitine içeyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Supplement içiyorum, kahvemi içiyorum. Yaklaşık 10 dakika sonra L-Carnitine içiyorum. Bunu neden yaptığımı soracak olursanız, şimdi antrenmana ilk başladığım saniyeden itibaren kanımda protein ve o supplementler olsun istiyorum. Ama antrenmanların ortalarına doğru kreatin, L-Carnitine etkisini göstersin istiyorum. Şimdi nabzım arttığı zaman kreatin devreye girsin istiyorum. Bence gayet açıkladım. Sorularınız olursa yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Bu videonun yorumlarını okuyayım. İkinci videoyu ona göre yaparım. Her bir haftada bir definasyon birinci bölüm, definasyon ikinci bölüm söylemek istediklerim diye bir video çekeceğim. Full day videolar da gelecek. Yani ben istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. L-Carnitine içmeden kapattım. Bu arada L-Carnitine kullananlar varsa, içmeden önce bir çalkalarsa çok iyi olacaktır. Yarısı yere döküldü.